Efendim 7 gün başlıyor programından herkese hayırlı günler, hayırlı sabahlar diliyoruz. Lale Gül TV ve Lale Gül FM ortak yayınıyla sizlere ulaştırdığımız yayınımızda yeniden sizlerin karşısında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Rabbim devamını nasip etsin inşallah. Hafta içi her gün saat 8'de bu ekran ve frekansta sizlerle birlikte olabilmek adına gayret gösteriyoruz. Şu anda bizleri ekranları başında izleyen, radyolarında gerek araçlarıyla seyir halinde gerekse iş yerlerinde dinlemekte olan tüm kıymetli dinleyicilerimize ve izleyicilerimize hayırlı günler, hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyoruz. Bugün 10 Ağustos Salı. Efendim haftanın ikinci gününde Yeni Gün Başlıyor programında yine yurttan ve dünyadan gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız. Bazı haberler belki biraz üzebilecek, canımızı sıkabilecek, bazıları bizleri mesut edecek, ümit var edecek. Hani iyi ki bunları da duyuyoruz, yoksa hepten böyle hayatımız karamsar olacak. Hep kayıp, hep ölüm, hep felaket haberleri gibi hepten içimize dönük bir karamsarlık içerisine girebileceğiz ama hayatı acısıyla, tatlısıyla her yerde olduğu gibi haberlerde de sizlere aktarmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi bugün yine tablomuzla güne başlayalım istiyoruz. Ülkedeki aşı tablosu, Covid tablosunu hep birlikte ekrana getirelim. Bir bakalım tablodaki son durum neymiş efendim? Hep birlikte izliyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi hem ülke üzerinde renklerden de bildiğiniz gibi aşı yoğunluğu ve ülkedeki vaka sayılarını görebiliyoruz. Dün itibariyle 23.731 yeni vaka saptanmış COVID vakası. 117 vatandaşımızı COVID ya da COVID'e bağlı nedenlerle kaybettik. Hem kendilerine Allah'tan rahmet diliyor hem de ailelerine, yakınlarına, sevenlerine de başsağlığı diliyoruz. Ve 7.365 iyileşen yeni hastamız, ya daha doğrusu iyileşen vatandaşımız var. 245.253 yeni vaka içerisinde. Evet, her geçen gün sayılar değişiyor. Peki sayılara çok fazla dikkat etmeli miyiz? Yani her gün işte 3 çıktı, 5 indi vesaire falan. Aslında bunlarla kafamızı bozmamıza da gerek yok. Yani kafayı bozmak, amiyane tabir kullanıyoruz. Zira bir zaman sonra insan neye kafayı çok takarsa artık baktığı her yerde onu görür. Onunla yatar, onunla kalkar. Peki biz COVID sayılarıyla, vaka sayılarıyla, iyileşen yeni vakalar, efendim aşı olanların sayısı, 3. doz, 1. doz, vefatlar, bunlara çok ilgilenmeli miyiz? Hayır. Peki neyle ilgilenmeliyiz? Bu hususta bizim yapmamız gerekenler ve almamız gereken tedbirlerle ilgilenmeliyiz. Aslında yapılacak, yapılması gereken şeyler basit. Uzmanlar neler söylüyor? Halen gelinen duruma rağmen yine de sosyalliği biraz dikkatli yapmak lazım. Maske kullanımını ihmal etmemek lazım ve bulaşıyı yaymamak adına bu yaşantıya dikkat etmek, riayet etmek lazım. Çünkü biz bunu daha önce birçok kez yaşadık. Muhtemelen bu vaka sayılarının yeniden yükselmesi inşallah olmaz. Ama bir yeni bir dalga olduğu takdirde bu belki de üçüncü kez olmuş olacak. Biz her seferinde sayıların azalmasıyla birlikte bir vahamete düşüyoruz. Nedir o? Tamam, artık vakalar bitti, artık COVID'den kurtulduk. Eski hayatımıza, kaldığımız yerden dönebiliriz diyoruz. Peki dönebiliyor muyuz? Kısa bir süreliğine dönebiliyoruz. Sonrasında çok daha zorlu şartlarla yeni bir hayata başlamak zorunda kalıyoruz. İşte bunu tekrar tekrar yaşadık bu geride bıraktığımız 1,5 senelik zaman diliminde. Peki bir üçüncüsü, bir dördüncüsü olsun ister miyiz? Açıkçası ben istemem. Sizlerin de istemeyeceğini tahmin ediyorum. Öyleyse sayılarla çok ilgilenmemek lazım. O aşı, bu aşı şuydu, onun bu etkisi var, bunun şusu var, bunun busu var. Sağduyulu bir şekilde muteber kaynaklara inanarak, güvenerek, teslim olarak. Bakın hani şu tamamdır ya da bu demiyorum. Sizin için muteber olan kaynak neyse, gönlünüzü mutmain olduğu, aklınızda soru işaretinin kalmadığı kaynak neresiyse oraya itibar ediniz ve bu noktada yapmanız gerekenler neyse onları yapmaya devam ediniz. Başkasına da çok fazla kafa takmayınız diyelim.
Ve yurttan, dünyadan gelişmelerle haberlerimizle başlayalım kıymetli izleyenler, kıymetli dinleyenler. Yeni Gün Başlıyor programında haberlerimize geçiyoruz. İlk haberimiz yangın haberi. Yangınlarla alakalı tabii ki her geçen gün daha da böyle bizleri mutlu eden, artık çok şükür elhamdülillah dedirten haberler geliyor. Muğla'dayız efendim. Muğla'da 29 Temmuz günü başlayan ve bazı bölgelerde Aydın'a da sıçrayan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Türkiye'nin günlerdir mücadele ettiği orman yangınlarında son durumu ne olacağı açıklandı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda 15'e kadar ulaşan yangın sayısının 5'e kadar düştüğü, bu yangınlara da söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Her sabah günün ilk ışıklarıyla bölgedeki yangın bölgelerine ilişkin detaylı rapor sunan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, devam eden yangınlara ilişkin raporunda Milas yangınında Yeniköy hattında tütmeler vardı. Sabah ilk gelen görüntülerde hava araçları karadan ulaşımı olmayan bu noktalara sabahın ilk ışıklarıyla beraber yoğun bir şekilde su attılar ve atmaya devam ediyorlar. Muğla Merkez Yılanlı bölgesinde devam eden yangının Şenyayla Köyü ve Yılanlı'ya doğru olan hatlarında tütmeler devam ediyor. Hava araçları bu noktalara su atıyor. Yatağan Hacıveliler Köyü'nde başlayan, daha sonra Çin'e istikametine geçen ve iki ilçe sınırında etkili olan yangında tütmeler devam ediyor. Köyceğiz yangı Sandıraz Dağı eteklerinde, kanyonlarda ve sarp yamaçlarda yanmalar devam ediyor. Yangın şu an itibariyle özellikle Şeytan Deresi Kanyonu olarak bilinen bölgede devam ediyor. Bu noktalara karadan ulaşım imkansız, hava araçları bu bölgelere müdahale ediyor. Muğla bölgesindeki yangınlar için bugün 38 helikopter ve 4 uçak görev yapıyor denildi. Bir yangın haberi de Milas'ta. Milas'a gideceğiz ve Milas yangınında Rus uçağının 40 ton suyla müdahale etmesi insansız hava aracıyla görüntülendi. Öte yandan Kuveyt orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye itfaiye ekibi gönderiyor. Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınına Rus yangın uçağının 40 ton suyla müdahale etmesi insansız hava aracı tarafından görüntülendi. Köyceğiz, Milas, Menteşe, Zeytikemer, Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerindeki orman yangınlarına uçak ve helikopterle müdahale devam ediyor. Milas ilçesi Fesleğen mevkisinde devam eden orman yangınında görev yapan, 40 ton su atma kapasitesine sahip Rus yangın söndürme uçağının müdahalesi İHA tarafından görüntülendi. Görüntüde uçağın 40 ton suyu dumanlı ve alevlerin yükseldiği bölgeye bırakması an be an kaydedildi. Öte yandan Kuveyt'in orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye bugün itfaiye ekibi göndereceği bildirildi. Kuveyt İtfaiye Genel Kuvvetleri Başkanı Halit Mikrat, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak için 45 kişilik itfaiye ekibinin bugün Türkiye'ye gönderileceğini duyurdu. Mikrat, benzer bir ekibinde orman yangınlarıyla mücadele için askeri uçakla Yunanistan'a gönderileceği bilgisini verdi. Bu uçağa internet ortamında hasbelkader bir video karşıma çıktığında denk gelmiştim zannediyorum. Yine vatandaşların kamerasından çekilen bir görüntüydü. Tabii konuşanların Türkçe konuşuyor olması, uçağın devasa boyutlarda olması... Acaba şu an mevcut olan yangınlarda mı kullanılıyor yoksa eski bir görüntü mü diye tereddütte bırakmıştı benim. Çünkü internette bazen böyle çok kaynaklı, destekli ya da ne olduğu belli olan videoları her zaman göremiyoruz. Dolayısıyla biraz tedirgin olmuştum. Emin olamamıştım. Ama gerçekten çok büyük bir uçak ve su kapasitesi devasa boyutlarda. Hani izlerken baktığınız boşlukta uçak gözden kaybolacak neredeyse ve hala attığı su tükenmiyor. Bu anlamda da insanları çok ümitlendiriyor. Çok böyle hem yangına hem yüreklerine su serpen bir görüntü ortaya koymuş oluyor.
Ve tabii ki hani yangınlar işin şöyle bir tarafı var. Görüntü olarak biz bunları biliyoruz ama teknik ayrıntılarına vakıf değiliz. İnsanlar bazen bu görüntüleri izlediği zaman işte kardeşim bak böyle ya alacaksın bundan 10 tane gezecekler havada gibi şeklinde böyle hani mahalle kıraathanesindeki çayın yanına katık edilen sohbet kalitesinde diyaloglar da üretebiliyorlar. Yapmasınlar mı? Yani eğleniyorlarsa yapsınlar ama bu diyaloglardan elde edilen sonucun hükümet ya da devlet yetkilileri tarafından icra edilmiyor olması onları kızdırmasın, küstürmesin. Çünkü hani devlet yönetmek, işte esnaflık, ticaretle uğraşmak, sanatla uğraşmak herkesin bir görevi var. Eminiz ki bu işin de uzmanları var, bu işin bir hesabı kitabı var. Yanlış bir hesapsa bile Bağdat'tan dönecektir ama önce şu yangınlarla ilgili imtihanımızı bir görelim. Ondan sonra herhalde başımızı ellerimizin arasına alacağız, şapkamızı önümüze koyacağız ve nerelerde yanlış yaptık, nerelerde hatamız oldu, doğrusu nedir şeklinde analizler de şüphesiz yapılacaktır. Ve tabii şunu da unutmamak lazım, hani bazen insanımızda acıyla, acısı sebebiyle olumsuz şeyler söyleyebiliyorlar, söyleyebiliyoruz. Bu durum herkes tarafından anlaşılabilir bir durum. Ama böyle bir itici gücü olmaksızın sadece bir eziklik sebebiyle ülkesini, işte toplumunu, devletini, idaresini aşağı görmek ve onu hep ezme gayreti içerisinde olan insanlara karşı da aslında çok da müsamahamız yok. Bunlar artık görmek istediğimiz tablolar değil. Yani bu süre içerisinde öyle şeyler yapılıyor ki işte medyada görüyorsunuzdur, dijital platformlarda, Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da. Yeryüzü üzerinde herkes dört mevsim yeşil bir ülke içerisinde yaşıyormuş, iklimde yaşıyormuş da sadece yangın Türkiye'de cereyan eden bir doğal afetmiş gibi bile davranabiliyorlar. Oysa paralel zamanlarda şu anda Amerika'da, Yunanistan'da benzer yangınlar, daha şiddetli boyutlarda devam eden yangınlar var. Ama sadece bizim ülkemizde amansız, daha doğrusu müdahale edilse, iş bilen insanlar olsa birkaç saate söndürülebilecek yangınların ihmal sonucu bu noktaya geldiği noktasında bir kanı var. Tabii anlamak, öğrenmek, doğrusunu bilmek isteyene adres basit, süresi kısa, hemen öğrenebiliriz ama maksadımız bu değilse de yapabilecek bir şeyimiz yok. Geçiyoruz bir diğer haberimize. Yine bir yangın haberi, Muğla ile devam ediyoruz. Muğla'da yangınlara müdahale ederken yaralanan iki orman işçisi hastaneye kaldırıldı efendim. Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele sırasında yaralanan iki orman işçisi hastanede tedavi altına alındı. Şenyayla Mahallesi Kurtalan mevkisinde çıkan orman yangınlarını söndürmeye çalışan orman işçileri Selim Korkmaz ve Hakan Tutuş'un üzerine yanan ağaçlardan biri devrildi. İhbar üzerine bölgeye askeri helikopter sevk edildi. Yaralı orman işçilerine ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İşçilerden biri sarp ve kayalık bölgeden sedye ile taşındığı askeri helikopterle, diğer işçi ise ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Orman işçilerinin kurtarılma anlarını bölgedeki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Öte yandan Köyceğiz, Milas, Menteşe, Seydikemer, Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Evet, az önce söylediğimiz gibi yangın sadece bizim sınırlarımız içerisinde olan bir felaket değil. Aynı zamanda eş zamanlı olarak işte Yunanistan'da, Amerika'da da cereyan ediyor ve hani iklim şartları itibariyle aslında birçok yerde olması muhtemel. Fakat bu boyutta olması yangınların makul sebeplerin dışında vuku buluyor olması ayrı bir soruşturma konusu tabii ki ama şimdi işi gücü bırakıp bunlarla ilgilenmek en azından vatandaş olarak bizim sorumluluğumuz da değil. Yunanistan'a gidiyoruz efendim. Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yunanistan'da birçok noktada 10 gündür devam eden orman yangınlarının büyük bölümü tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamıyor.
İçerisinde başkent Atina'nın yer aldığı Attika bölgesinin kuzey kesimleri ve Erebos Yarımadası'yla Mora Yarımadası'ndaki yangınlar yer yer yeniden alevlenirken, ülke genelindeki yangınlarda en az 500 bin dönümlük ormanlık alan ve tarım arazisiyle yüzlerce ev ve iş yeri kül oldu. Çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi. Erebos ve Mora'da kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle yüzlerce köy ve yerleşim birimi boşaltıldı. Enerji nakil hattındaki hasar nedeniyle elektrik verilemeyen birçok bölgede iletişim sorunları yaşandı. Erebos'un kuzeyinde 6 gündür devam eden yangının yoğun yerleşim birimlerinin bulunduğu Mantudi ve İstia bölgelerine yaklaşması üzerine evlerini terk ederek Ayos Nikolas sahilinde toplanan çoğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan yüzlerce kişi gece saatlerinde feribot ve teknelerle tahliye edildi. Yangın bölgelerinden uzaklaştırılanlar güvenli bölgedeki otellere ve belediyelere ait tesislere yerleştirildi. Bir bölümü ise yolcu gemileriyle İskados Adası'na sevk edildi. İstia bölgesindeki yerleşim birimlerinden televizyonlardaki canlı yayınlara bağlananlar evlerinin yandığını belirterek yetkililere acil yardım çağrısında bulundu. Yunan sahil güvenlik sözcüsü Nikos Kokkalas, Erebos'ta 6 gündür devam eden yangınlarda kıyı şeridinde mahsur kalan 2000'in üzerinde kişinin sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldığını aktardı. Mora'nın İlia ve Messinia bölgelerindeki yangınlarınsa tüm çabalara rağmen yayılmaya devam ettiği, yangının tehdit ettiği en az 12 köyün boşaltıldığı kaydedildi. Ülkedeki tüm itfaiye güçlerinin bütün imkanlarıyla görev başında olduğunu vurgulayan Hardalias, yangınları söndürme çalışmalarında çeşitli Avrupa ülkelerinin yanı sıra Mısır, Kuveyt ve Katar'dan gelen itfaiyecilerin de yer aldığını aktardı. Evet, Yunanistan'daki tablo bu şekildeydi. Orada da benzer bir facia devam ediyor ve şiddetli bir şekilde devam ediyor. Tabii ki Yunanistan'da olsa, Amerika'da olsa, İngiltere'de olsa bu tabiatı Allah yarattı. Allah'ın yarattığı her yeri seviyoruz, korumakla mükellefiz. Belki Yunanistan sınırları içerisinde, belki başka bir yerde o ağaç, o toprak, o taş hepsi tıpkı bizler gibi Allah'ın birer mahluku. İnşallah tez zamanda onlar da bu felaketten kurtulurlar ve inşallah yaraları hem onlar hem biz hem de kim bu derde düçar olmuşsa, bu felaketlerle imtihan olunmuşsa inşallah kısa zamanda da yerine yenileri daha telafi edebilecek kapasitede ağaçlar, fidanlar dikilir. Yeniden çocuklarımız ve bizler yeşil bir ülkede, yeşil bir iklimde, atmosferde hayatımıza devam ederiz diyelim. Tabii ki sadece tek o imtihanımız yangınlar değil, zaten girişte de bahsettiğimiz gibi COVID'le, koronavirüsle de imtihanımız sürüyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkenin hastalıklarla mücadelesi sürüyor efendim. Hep birlikte izliyoruz. Tüm dünya oldukça bir süredir koronavirüsle boğuşuyor. Delta varyantının hızla yayılmasıyla birlikte 4. dalganın yaşanması söz konusu olunca ülkeler kısıtlamaları yeniden gündeme getirmeye karar verdi. Fransa'da kısıtlamalara uymayanlara hapis cezası gündeme gelirken Almanya ve Hollanda ülkelerine gelenlere karşı yeni kuralları devreye soktu. Bunun dışında kalan pek çok ülkede artan vaka ve vefat sayılarına karşı çeşitli önlemler getirdi. Salgında vaka sayısı dünya genelinde 203 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 300 bini, iyileşenlerin sayısı da 182 milyon 600 bini geçti. Dünya genelinde 4 milyar 430 milyon dozdan fazla COVID-19 aşısı yapıldı. Vaka sayısı ABD'de 36 milyon 519 bini, Hindistan'da 31 milyon 944 bini, Brezilya'da 20 milyon 151 bini ve Rusya'da 6 milyon 447 bini geçti. Ülkeler Delta varyantına karşı da tedbirleri artırıyor. Fransa'da hafta başından itibaren aşı veya test zorunluluğu getirilen mekanların sayısı artırılıyor.
Son 45 gün içinde üst üste kurallara uymayan işletme sahipleri 9.000 euro veya 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. Diğer yandan Almanya, Fransa'nın güneyindeki bölgelerden ülkeye giriş yapanları 10 gün karantinada tutma kararı aldı. Hollanda'da Belçika ve Almanya'dan gelen yolculara aşı kartı ya da negatif test sonucu göstermeyi zorunlu hale getirdi. İran'da ise salgının başından beri en yüksek günlük vaka ve can kaybı kaydedildi. Evet, az önce yani COVID'le alakalı konuştuğumuz bölümde benim bahsetmiş olduğum mesele haberimizin içerisinde de yer bulmuş. Tam bitti derken. Bunu biz birkaç kez yaşadık, tam bitti diyoruz, tekrar başlıyor. Tam bitti diyoruz, tekrar başlıyor. Peki biz ne yapacağız? Hani ya bitti demeyeceğiz, hani bitmemiş gibi devam edeceğiz ya da hani bu durumdan rahatsız olmayacağız. Bitti dememek için o bitmiş bile olsa, hani bir dönem futbolda Türk milli takımı için söylenen bir slogan vardı ya, biz bitti demeden bitmez diye. O milli bir slogan haline gelmişti. Hani gerçekten bu işin kompedanı olan, bu işin uzmanı olan kişiler, işte Sağlık Bakanlığı olur, Dünya Sağlık Örgütü olur, her kimse. Bitti demeden biz bitti demeyelim, tedbirlerimizle yaşamaya devam edelim. Ha, bununla alakalı aşı noktasında ne düşünüyorsanız saygı duyuyoruz size. Şahsım adına bu konuyla alakalı bir şey söyleme taraftarı değilim. Aşı olun, aşı olmayın. Aşı şöyledir, olmamak böyledir. Bu konuyla ilgili mümkünse benden bir şey duymayacaksınız. Aşı olana da olmayana da saygım var. Fakat aşı olup olmayana, aşı olmayıp olana bir şeyler söyleme gayretinde olanlara ya da en azından bunu dikte edercesine baskıyla söyleyenlere aynı şekilde müsamaham yok. Herkesin iletişim kaynakları var, haber alma, bilgi edinme kaynakları var, aklımız fikrimiz var dedik ya. Yani bir yatırım yaparken bile bu kadar çok kişiye sormuyorken böylesi bir konuda hala nasıl mutmain olamıyoruz, sorup bulamıyoruz. İlla etrafımızda güvenebileceğimiz, itibar edebileceğimiz kaynaklarımız vardı. Hiçbir şey olmasa en başında olduğu gibi yine Rabbimize yönelip ya Rabbi sana sığınıyoruz, sen doğru olana beni yönlendir deyip Rabbimize münacatta bulunabiliriz. Yeter ki siz bir karar vermeye çalışın diyelim. Efendim, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist Mehmetçiklerimiz tarafından inlerinde etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist daha Mehmetçiklerimiz tarafından inlerinde etkisiz hale getirildi denildi. Bu gidişle de zaten çok da uzaklaşamayacaklar. Hani bir replik vardı ya, böyle filmlerden hatırlarız, olay yeri inceleme değil ama polisler bir yere baskın yaparlar. İşte çay bardağındaki çayı görür, dokunur bardağa ve der ki, henüz soğumamış, fazla uzaklaşmış olamazlar. Yani buradalardı işaret. İşte teröristlerde Mehmetçiklerimiz ve kullandığımız teknikler ve özverimiz sayesinde fazla uzağa gidemeyecekler. En fazla o inlerinde, oralarda helak olup gidecekler. Bu işin sonu bu. Bunun peşini bırakmayacağız inşallah ve bir daha bizden sonraki kuşaklar PKK dendiği zaman o ne acaba şeklinde hayreti mucib bir şekilde olaya tepki verecekler. İnşallah gelecek nesillere, evlatlarımıza bırakabileceğimiz önemli, anlamlı bir miras olacaktır. Hepimizin malumudur ki birkaç gün içerisinde çok ciddi bilançolarda trafik kazaları cereyan etti ve bu kazalarda haliyle bir önlem gündemi oluşturdu. Fren ve trafik güvenliği uzmanı Alpay Lök, facia boyutundaki kazaların önüne geçmek için alınması gereken önlemleri sıraladı. Otobüs kazalarında birkaç gün içinde 21 kişi hayatını kaybetti. Kazalara karşı alınması gereken önlemler bir kez daha gündeme geldi.
Kazaları değerlendiren fren ve trafik güvenliği uzmanı, makina yüksek mühendisi, Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği üyesi Alpay Lök, hemen yarın itibariyle gece yolculukları olan uzun hatlara gelişmiş acil frenleme sistemi olan 2016 model ve üstü otobüslerle yolculara emniyet kemeri zorunlu kılınmalı dedi. Bunların ardından da yılda elektronik sistemlerin sökme takmalı denetimini zorunlu kılan AB muayene sistemine geçilerek şoförlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini anlatan Lök, bu dört adım atılmazsa ölümlü otobüs kazalarının devam edeceğini vurguladı. Lök, şoförlerin çalışma koşullarını da sürücülerin hiçbiri otobüs sahibi değil, uzun hatlarda 3 şoför ayda 50 bin kilometre yol yapıyor, hiç durmuyor. Şoförler otobüslerin bagajında yatıyor. Ne zaman uyanırsınız dediğimizde motor durunca diyor. Bu çok sağlıksız, dinlenmiş sayılmıyor. Avrupa'da şoförlerin hafta sonu 2 gün evinde yatmadığında tam dinlenmenin gerçekleşmediği tespit edilmiş. Bizim şoförler hep yorgun, hep uykusuz sözleriyle anlattı. Evet, maalesef tablo bu. Bu fotoğraf uzun süre hafızalardan silinmeyecek. Benzerleri de inşallah yaşanmasın diye bugün bunlar konuşuluyor. Ama maalesef ülkemizde, yani bu ancak burada olur türünden bir açıklama değil bu, ama ülkemizde maalesef bazı şeyler oturmuyor. Bazı şeylerin oturabilmesi için insanı odak noktasına koymak lazım. Önce insan diyebilmemiz lazım. Önce can güvenliği diyebilmemiz lazım sanırım. Yoksa aslında bu bize sürpriz olmadı. Hepimiz otobüste uzun yol yapmışızdır seyahat. Memlekete giderken, okuldan tatile dönerken ya da askerlik vazifesi esnasında en az bir kere hayatımızda yapmışızdır. O şoförün dinlenmek için merdivenin yanında içeriye girip ayakkabılarını da en son içeriye alıp kapıyı kapattığı, benim çocukluğumun uzun bir dönemi orada ne var acaba'yı merak etmekle geçti mesela. Ama görüyoruz ki bu şekilde bir dinlenmenin de dinlenme olmadığı. Avrupa örneğine baktığımız zaman uzun yol şoförlerinin hafta sonu en az 2 gün dinlenmesi gerektiğini vurguluyorlar. Aradaki fark, ben bir başka örneğini de şöyle söyleyebilirim. Yine Almanya'dan emekli bir yakınımızın anlattığı bir hadiseydi. Almanya'da çalışan Türkler izin alıp işte sıla-i rahim yapacaklar, ülkelerine gelecekler. Ki Alman işverenleri de bu noktada personelinin izin yapmasına çok önem veriyor. Niye? Çünkü izin yapmazsan kafanı dağıtamazsın, stres atamazsın, aklın oradayken burada verimli olamazsın diyor. Aslında çok da seni düşündüğü için değil, verimlilik için. Peki, bu şekilde izinler veriliyor. İşçiler arasında sanırım ordulu bir amcamız, tabii o eski zamandan bahsediyoruz. Memlekete gittiği zaman babasının da bir fındıklığında birkaç günde orada işleri olduğundan falan bahsediyor. Ve bu Alman yetkililerin kulağına gidiyor. Ve hemen kati bir şekilde uyarıyorlar. Eğer böyle bir şey yapacaksa izninin iptalinden bahsediyorlar. Neden? Çünkü biz seni izinde tamamen dinlenmek, fiziken ve mental açıdan dinlenebilmen için gönderiyoruz. Sen tatilde çalışırsan ve bize tekrar yorgun ve bitkin bir şekilde dönersen bu bizim işimizi görmez diyor. Şimdi biz şoförlerimizi dinlendiremiyoruz. Araçlarımızı dinlendiremiyoruz. Ya da hani bir takım standartları gözetmiyoruz. 3 kuruş fazla kazanalım diye. İşte ne oluyor? Sonuç böyle oluyor. Yani bir tek benimle mi olacak? Ha, memleket yandı bitti. Ben böyle yaptım ya, ülke çöktü. Değil, ama senin de bunun içinde payın var güzel abim. Dikkat etmek lazım. Devam ediyoruz efendim yine kaza haberimizle. Çok da işte hoşumuza gitmeyen haberler bölümündeyiz aslında, ama bunları bilmek lazım. Çünkü hayat o kadar böyle nasıl diyelim, toz pembe değil. Bunları bilmek lazım. Bursa'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü maalesef ki hayatını kaybetti. Ayrıca Tekirdağ'da arazi aracının istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı. Ve yine Edirne'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirirken motosikletteki diğer yolcuysa yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bursa'da motosikletin bariyerlere çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Harun Günlü'nün kullandığı motosiklet İstanbul-İzmir otoyolu Görükle mevkisinde bariyerlere çarptıktan sonra yola savruldu.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Harun Günlü'nün cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, motosikletin kaldırılmasının ardından normale döndü. Ayrıca Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde arazi aracının istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Nadim Sevinç idaresindeki arazi aracı sanayi sitesi girişinde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Araçta bulunanlardan Elif Tuğçe Sevinç Coşkun kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü Nadim Songül ve Zehra Meltem Sevinç ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Songül ve Zehra Meltem Sevinç müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Nadim Sevinç'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Edirne'de ise dönmek için manevra yapan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Motosiklette yolcu olarak bulunan kişi ise yaralandı. Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'ndeki Kızıl Mescit sokakta Ali Emir Özölmez idaresindeki motosiklet aynı istikamette seyrederken Polisoğlu sokağa dönmek için manevra yapan RT idaresindeki otomobile çarptı. Devrildikten sonra sürüklenen motosiklet park halindeki kamyona çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü Özölmez ve motosikletin arkasında bulunan yolcu yaralandı. Sürücü Özölmez kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Yapılan ölçümde otomobil sürücüsü RT'nin 0.84 promil alkollü olduğu tespit edildi. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Ve ardınızda kalan son görüntüler bunlar oluyor. Bazen sizin dikkatsizliğiniz, bazense kazaya sebebiyet veren diğer araç ya da yaya ya da cansız bir varlık varlığıyla kazaya neden olabiliyor. Esasında itikadımız gereği tüm bunları biz ne olarak görüyoruz? Mukadderat. Takdir böyleymiş. Ama takdir bizim tedbir almamızın önüne geçen bir olgu değil. Biz tedbirli bir şekilde de takdire mazhar olabiliriz. O yüzden tedbiri elden bırakmayacağız. Motor sürerken kask takmamız gerekiyorsa takacağız. Bunun sürüş için ehliyetimiz ve eğitimini almamız gerekiyorsa alacağız. Filancalar ya kimse şimdi çok bunlara kulak asmıyor olabilir. Onların başına gelmez. Senin başına gelir güzel kardeşim. Evde annen, baban, kız kardeşin, evliysen eğer eşin, çocukların gözü yaşlı bir şekilde seni hatırladıklarında böyle hatıraların arasında gözyaşlarına boğulsunlar istemiyorsan dikkat edeceksin. Ve diğer tarafından halen taşıt sürücüleri, otomobil sürücüleri, motor sürücülerini nedense kabul edemediler. Sanki bir mülteci haberi yapar gibi böyle söylemek istemiyorum ama farklı bir ırk, farklı bir soydan gelen insanlar gibi bakıyorlar birbirlerine. Bunu da nasıl çözeriz bilmiyorum ama ben bir devlet elinin ihtiyacı olduğu kanısındayım bu işi. Yani bir kaynaştırma operasyonu neticede. Motorlu, motorsuz tekerleği olan her araç taşıt ve taşıtlar eşit haklara sahipler. Sadece bazılarının daha önceliği, bazılarının ise daha hassasiyeti var. Ama bunu bir türlü kabul etmiyoruz. Niyeyse gözdağı vermeye çalışıyoruz trafikte. Bir taraftan yangınlarla boğuşurken bir taraftan da seller, heyelanlarla uğraşıyoruz efendim, boğuşuyoruz. Rabbim imtihanımızdan hakkıyla çıkanlardan eylesin. Sivas'ta sağanak yağmur sele neden oldu. Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan sağanak kısa süreli sele yol açtı. İlçeye bağlı Karadoru köyünde öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Köyü çevreleyen tepelerden köy meydanına akan su bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ölen ya da yaralananın olmadığı selde bir ahırı su bastı.
İlçeye bağlı Konakpınar köyünde ise tarım arazisinde yıldırım düşmesi sonucu 43 yaşındaki Özgür Özbek hayatını kaybetti. İstanbul'dan her yaz babasının yanına köye gelen Özbek'in cenazesinin Büyükçekmece ilçesinde defnedileceği öğrenildi. Evet, Rabbimiz rahmetini üzerimizden eksik etmesin ama bazen böyle durumlarda yaşıyoruz. Tabii bundan da ne anlamamız gerektiği, ne anlam çıkarmamız gerektiğini de iyi bilmek lazım. Hani okuldayken bazen böyle derslerde Türkçe ya da edebiyat derslerinde hoca sorardı ya da okuma parçası vardı. Bir şiir ya da bir düz yazı ve sonra onun ödev kısmında şey sorulurdu. Şairin ya da yazarın burada anlatmak istediği ana konu nedir? Aslında biz hayata bakarken sebepler dairesinde yaratılmış olaylar şüphesiz ama bir de bunun ötesi olduğunu bilerek bu bilinçle acaba Mevla bize burada ne anlatmak istiyor diye. Sadece felaketler için değil. Çünkü böyle söylediğim zaman birileri bizi tuhaf karşılıyor, yanlış algılıyorlar. Bilimin ışığında ilerlemekle yetindikleri için bizi anlamaları güç. Ama biz hayata bu gözle bakarsak o zaman da haşa Yaradan'ın bizlerin acı çekmesinden memnun olan bir kudret olmadığını da idrak edebiliriz. Bazen çünkü insan isyan noktasına gidiyor. Allah korusun o sıkıntılı çizgiye de gitmemek lazım. Allah'ın yarattığı dilsiz kullarıyla alakalı bir haberimiz var efendim. Bu felaketler vesaireler ya da imtihanlar sadece bizim için değil, tüm canlılar için oluyor. Ama tüm canlıların Allah'ın kulu olduğu bilinciyle hareket edince de ortaya güzel tablolar çıkıyor. Elazığ'da sulama havuzunda mahsuru kalan Sansar kurtarılırken bu görüntüler kameralara yansıdı. Hep birlikte izliyoruz. Elazığ'ın Ağın ilçesinde sulama havuzunda mahsur kalan Sansar'ı plastik boru yardımıyla kurtaran kişi o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İlçede Badem Adası mesire alanında görevli Necati Yıldız, duyduğu sesler üzerine çevrede yaptığı incelemede 2 metre derinliğindeki sulama havuzunda bir Sansar'ın mahsur kaldığını gördü. Sansar'ı kurtarmak için harekete geçen Yıldız, genişliği bulunan uzunca bir boruyu havuza doğru uzattı. Hadi gel bakalım. Gel. Evet. Şu anda borunun içinde. Şimdi borunun içinde ama onu salmam lazım. Şimdi buradan çıkmayı korkacak. Hadi çık oradan. Evet, hadi. Hadi çık oradan. Maşallah, sevimli de bir şey. Yani ıslak haliyle bile sevimli. Kedi beslediğimiz zamanları hatırlıyorum. Kedi yıkandığı zaman yani böyle çocuk aklıyla tabii böyle çok çirkin oldu derdik ama bazı hayvanlar ıslansa da güzel oluyorlarmış. Tıpkı Sansar ilk defa bu kadar yakından görebilme imkanı da bulduk. Sansar aslında böyle işte eve girdiği zaman vay haline derler. Çünkü girdiğinde bir eve orada ne var ne yok talan eder, didikler, yırtar, döker, keser, perişan eder derler. Ama işte imtihan hayat onlar için de ve onlar da bazen böyle müşküle düşebiliyorlar. Şükür ki, bereket ki böyle güzel insanlar var. Allah bu güzel insanların sayısını artırsın. Kısmetse biz de onlardan biri olalım. Yani hep bir yakınımız değil, biz de güzel insan olalım, güzel olalım inşallah. Elazığ'daydık, şimdi de Erzincan'a doğru, hazır oraya kadar gitmişiz. Erzincan'a uğruyoruz efendim. Erzincan'da yapılan ekolojik üst geçit, bölgedeki çiftçilerin ve hayvanların güvenli geçiş rotası oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yaban hayatını korumak ve yaban hayvanlarından kaynaklanan trafik kazalarının önüne geçebilmek için Erzincan'da yapılan ekolojik üst geçit besicilerin güvenli geçiş rotası oldu.
Şehirler arası ve uluslararası araç trafiğinin yoğun olduğu karayollarında yaşanan kazaları önlemek, besicilerin hayvanlarını güvenli bir şekilde yolun karşısına geçirmelerini sağlamak amacıyla inşa edilen geçit bölge çiftçisinin yüzünü güldürdü. Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya, Pişkidağ ve Sarıkaya köylerindeki besicilerin isteği üzerine Çermik mevkisine 3 milyon 400 bin lira bütçeyle üst geçit yapıldı. Türkiye'de örnek proje olarak gösterilen ve ilk kez Erzincan'da yapılan çelik konstrüksiyon üzerine inşa edilen üst geçitle yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Karayolları 16. Bölge Müdürü Mustafa Horuz, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün trafik güvenliğini her şeyin üstünde tuttuğunu ve yapılan geçitle bölge insanının rahat bir nefes almasının sağlandığını söyledi. Bulunduğumuz yer Erzincan ilinin Üzümlü ilçesi Karakaya köyü civarında ve yüzlerce dönüm mera alanının üzerindeyiz. Bulunduğumuz noktada en önemli akslarımızdan biri olan D100 karayolumuz bu mera alanını ikiye kesmekte, ikiye bölmekte. Dolayısıyla bu mera alanının ortasında olmamız nedeniyle kaçak hayvan geçişleri ya da toplu hayvan geçişlerine yolumuz maruz kalmakta ve zaman zaman maddi hasarlı, ölümlü, yaralanmalı kazalar meydana gelmekteydi. Şimdi Karayolları Genel Müdürlüğümüz trafik güvenliğini her şeyin önünde tutması nedeniyle buradaki hassasiyetimizin de hayvan geçişleri esnasında oluşabilecek ve oluşan kazalar da göz önüne alındığında ne derece önemli olduğunun farkına varılması asabiyle Sayın Genel Müdürlüğümüzün de onayıyla buraya bu köprünün yapılması kararı alınmıştır. Bölge çiftçilerimizin de son derece duyarlı olması ve bu köprüden de sonuna kadar yararlanmasından dolayı da sevinçliyiz. Çünkü bir sefer, iki sefer hayvanları geçirdikten sonra üçüncü sefer hayvanlar artık kendiliğinden burayı kullanacak. Yapanların eline sağlık efendim. Güzel işler, güzel çalışmalar. Tabii Türkiye'de örnek bir proje olması bakımından da oldukça güzel. Hem karayolundaki insan hayatını hem de mera alanına gitmek isteyen besi hayvanları ve yaban hayvanlarının da hayatını korumak adına ne işimiz var efendim? Şimdi bir daha oraya mühendis getireceğiz, işte çizeceğiz, biçeceğiz, maliyet var bunlar dememişler. Yavrularını emziren bir köpeğin, anne köpeğin huzuru kaçmasın diye ordunun istikametini değiştiren bir peygamberin ümmetine de böylesi hassasiyetler yakışırdı. Rabbim devamını da görmeyi nasip etsin inşallah diyelim. Kıymetli izleyenler ve de dinleyenler, Lale Gül TV, Lale Gül FM ortak yayınında Yeni Gün Başlıyor programı devam edecek. Bir aramız olacak ama aranın öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Ben birkaç gün herhalde zaman alacak programın başında bunu hatırlatmayı unuttum çünkü bize ulaşmak istersiniz. Gerek gündemle alakalı, gerek haricen herhangi bir dileğiniz ya da bir temenniniz varsa bize ulaştırmak isterseniz de yine programımızla alakalı bizlere WhatsApp ve Bip uygulamaları üzerinden ulaşabilirsiniz. 0549-693-8282 0549-693-8282 bu numara Lale Gül TV WhatsApp ve Bip hattıdır. Buradan bize ulaşabilirsiniz diyelim. Bir aramız var. Reklamlardan sonra ikinci bölümde sizlerle birlikte olacağız. Evet, yeniden birlikteyiz efendim. Yeni Gün Başlıyor programında reklamların ardından sizlerle birlikteliğimize devam ediyoruz. Bizlere yeni katılan, an itibariyle aramıza dahil olan dostlarımıza da bir kez daha hoş geldiniz demekle birlikte gününüz hayırlı ve bereketli olsun, hayırlı işler diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Ve tabii ki bir radyo programlarından alışkanlığımızla söylemekten de memnun oluyoruz. İnşallah
İyi insanlarla karşılaşırsınız, iyi işler yaparsınız, iyi vakit geçirirsiniz ve hayatınızda giren, hayatına dokunduğunuz her insan içinde yeryüzünde iyiliğin temsilcisi olursunuz diyelim. Bize nasıl ulaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatalım. Program boyunca WhatsApp ve Bip uygulamaları üzerinden bize ulaşmanız mümkün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve gerek gündemle alakalı, gerekse bizimle alakalı ya da ya canım sıkıldı bunu da söylemek istedim dedikleriniz de varsa bize WhatsApp ve Bip üzerinden ulaşabilirsiniz. Ekranlarımızda şu anda numaramız görünmekte ama göremeyenler için söylemiş olalım. 0549 693 82 82. Bu numara aracılığıyla WhatsApp ve Bip uygulamaları üzerinden bize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bir bakalım kimler neler yazmışlar. Mesajlarına da şöyle bir yer verelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı sabahlar. İyi yayınlar Ömer kardeşim. Bağcılar Kirazlı'dan Mehmet Mısır Umut Taban olarak dinlemedeyiz demişler. Selam olsun çalışanlara da buradan kolaylıklar diliyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar demiş Sultan Gazi'den Ahmet Ülkü. Aleykümselam, teşekkür ediyoruz efendim sizlere de. Hayırlı sabahlar olsun. Yine hayırlı yayınlar Toraman kardeşim. Yeni yayın saatin hayırlı olsun. Bağcılar Tabya'da dinlemedeyiz demişler efendim. Komşularımız bizi dinlemeye, izlemeye devam ediyorlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm abi. Kasımpaşa Murat aramıza hoş geldin abi. Hicri yılbaşı demiş. Haftamız da kutlu olsun diye eklemişler. Teşekkür ediyoruz efendim. Aranıza dahil ettiğiniz için, beni de bağrınıza bastığınız için de ayrıca minnettarım. Şükranlarımı iletiyorum efendim sizlere. Teşekkür ediyoruz. Evet. Şunu da okuyalım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Lüksevi mobilya olarak dinlemedeyiz. Soner Tezel demiş efendim. Selam olsun. Kolaylıklar diliyoruz sizlere de. Bizlere program boyunca yine mesajlarınıza ulaşabileceğinizi hatırlatmış olalım. Ve haberlerimizi bitirmedik, onlara da döneceğiz ama gazete haberlerimizi de okuyalım. Gazete haberlerimize de geçelim. Başlayalım ara ara hem gazetelerimizi okuyup hem haberlerimizi de inşallah devam ettirelim. Sonrasında bakalım ne kadarını yetiştirebiliyoruz. Efendim Diriliş Postası ile başlıyoruz. Diriliş Postası 10 Ağustos Salı günü birinci sayfaya şöyle bakıyoruz. Hemen manşette nefret sözlüğü yazısını görüyoruz. Nedir bu nefret sözlüğü? Ekşi Sözlük'le alakalı bir gündem olduğu bilenlerin hatırlayacağı üzere haberi okuyalım. Muhalefetin kara propaganda ve nefret aracına dönüşen Ekşi Sözlük'te bu kez halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor başlığıyla alenen iç savaş çağrısı yapıldı. Vatandaşlar halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu işleyen platforma dur denilmesini isteniyor denmiş haberde. Haberin alt başlıklarında terör örgütlerinin çıkardığı orman yangınlarıyla Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyenler Help Turkey kampanyasından sonra Ekşi Sözlüğü devreye aldı. Ekşi Sözlük'te açılan halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor başlığıyla iç savaş çığırtkanlığı yapıldı. Ekşi Sözlük'teki skandal etikete tepki yağdı. Binlerce vatandaş sosyal medya hesabı üzerinden yargıyı harekete geçmeye davet etti. En son Türkiye'yi İsrail'in vilayeti olarak sunan sitede AK Partili seçmenlere yönelik küfür, hakaret ve tehditlere her gün yenileri ekleniyor demiş Diriliş Postası. Evet böyle de bir şey var. İşte bu sadece hani ifade özgürlüğünden anladıkları itibariyle özgürlüklerini kullanan ya da kullandığını zanneden güruhun kelime mana olarak çok olumlu, pozitif bir ifade değil ama kelimenin söylenişi hoşuma gidiyor. Buna fırsat verdikleri için de kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu güruh canı istediğinde istediğini söyleyebiliyor. Yani çoğunun da içinde aslında gençler bulunuyor. Tabii ki böyle kerli ferli insanlar da bulunabilir bu sözlükte yazı yazanlar ama gençler de var. Şimdi bir şeyin arkasına takılıp gidiyoruz ya, ben işte o konuda biraz tedirgin oluyorum. Kamuoyunun rüzgarıyla birlikte böyle bir anda hani ne ara buraya geldik diyebileceğimiz bir gündem olabiliyor. Mesela gençleri konuşuyoruz. Z kuşağından bahsediyoruz.
ihtiyaçlarını anlamaya çalışmak, hayata bakış açılarını kavramaya çalışmaktan bahsediyoruz. Tamam, güzel. Şimdi burada Z kuşağı yok mu? Var. Şimdi Z kuşağı diye, gençler bunu istiyor diye ya da gençlerin dünyası algısı bu yönde diye şimdi işi gücü bırakıp her şeyiyle onların ihtiyaçlarını karşılamaya mı çalışacağız? Terbiye, eğitim ailede başlıyor. Bizim Z kuşağından ya da bir başka şeylerden önce bunları tabii ihmal etmeyelim. Kuşaklar arası iletişimi diri tutalım, insanların iletişimini anlamaya çalışalım, ihtiyaçlarını fark etmeye çalışalım ama önce aile içi iletişime ve aile eğitimine önem vermemiz lazım. Bu kadar insan, bu kadar nefret söylemi içeren ifadeler sarf eden insanlar, bu kadar kin ve nefret duyan insanlar hangi ara, hangi torna tezgahında yetişti? Topraktan bitmiyor ya bunlar. Sizin, bizim evlatlarımız. Peki niye böyle oluyorlar? İşte orası aslında muamma da değil de biraz gözden kaçırdığımız nokta. Dünün sıcak gelişmelerinden bir tanesi gazete manşetin hemen altındaki haber. Bombayı patlatacağı sırada imha edildi denmiş. Mardin'de canlı bombayı haberini duymuşsunuzdur. Yine ortalığı kana bulamak isteyen hain teröristlerin girişimi ve hevesleri kursaklarında kaldı. Tetikte olan ve her daim bu ülkenin güvenliğini, vatandaşın güvenliğini korumakla, korumak için ter döken, kan döken tüm güvenlik güçlerimize de buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz, muhabbetlerimizi gönderiyoruz kendilerine. Mardin Nusaybin'de polislere yönelik bombalı saldırı hazırlığındaki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Nusaybin'de polislere yönelik saldırı gerçekleştirmek amacıyla bir örgüt mensubunun illegal yollardan ülkeye girdiği bilgisine ulaşan emniyet ekipleri harekete geçti. Ziya Paşa sokakta ekiplerce yapılan dur ihtarına uymayan terörist üzerindeki patlayıcı maddeyi infilak ettirmeye çalıştığı sırada etkisiz hale getirildi. Ben bu haberi ilk duyduğumda merak ettiğim şey şu oldu, bilmiyorum sizde de böyle bir hatırlatma oldu mu? Daha önce sanırım Tunceli'de olmuştu. İki terörist bir karakola saldırı yaparken alenen kameralar tarafından çekiliyordu ve etkisiz hale getirildi. Sonrasında da o teröristlerin cesetlerini teslim almaya giden CHP'li bir milletvekili hatırıma geldi. Bu olay olunca da acaba cesedi teslim almaya kim gelecek, kim sahip çıkacak duygusu oluştu bende. Evet, Erdoğan'dan milli sporculara tebrik mesajı denmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2020 Tokyo Olimpiyatlarında madalya kazanan ve yarışan tüm milli sporcular için tebrik mesajı yayınladı. Erdoğan, her bir evladımız Türkiye'yi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmıştır dedi. Evet, İsrail'den tarih katliamı başlıklı bir haberimiz var. Yine Diriliş Postası'nda İsrail UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde yer alan Filistin'in El Halil kentindeki Harem-i İbrahim camiinde Filistinlilerin itirazlarına rağmen asansör inşaatına başlayarak tarih katliamına girişti demişler. İsrail'in zaten dünya normlarını ya da insan haklarını dikkate almadığını biliyoruz. Kendi doğruları, kendi inancı var. Ve bizim de İsrail'in bu şımarıklığına bir dur demeye ihtiyacımız var. İnşallah Rabbim bizleri memur etsin, bizler de o günleri görelim diyelim. Evet, bir kaza haberi de yine. Diriliş Postası'nda hemen gazetenin sağ alt köşesinde ölüm şarampolü başlığıyla verilmiş. Balıkesir'in ardından dün de İzmir'de can pazarı yaşandı. Kemalpaşa ilçesindeki bir minibüs şarampole devrildi. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı demişler. Maalesef işte önlem almadığımız zaman, tedbirsiz davrandığımız zaman bu haberlerle karşılaşıyoruz. İnşallah her seferinde son olur diyoruz ama olmuyor. Olması için daha fazla şey yapmamız gerekiyor. Anladığımız o. Şimdi de Yeni Akit gazetesiyle devam ediyoruz efendim. Yeni Akit gazetesinin manşetiyle
devam ediyoruz. Milli Birliğe Takoz Hareketi. Adı millet, tineti zillet olan ittifak, Türkiye'nin her kritik döneminde siyasetçisiyle, medyasıyla, STK'sıyla bir ağız ederek olmadık yalanlarla milletin karşısında yer alarak zarar veriyor demişler. Evet, olay yerindeki mücadele eden sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına dair bir fotoğraf yer alıyor haberde. Ve hemen yan başlıklarda zillet bileşenleri yalana doymuyor demiş Yeni Akit gazetesi. Türkiye'nin attığı milli adımları içine sindiremeyen Zillet İttifakı yalana doymuyor. Siyasetçi yangın bölgesinde helikopter görmedim diyecek kadar alçaklaşırken STK'ları, akademisyenleri terör örgütüne destekten geri durmuyor. Ermeni yalanlarına sarılanlar konu Azerbaycan, Libya, Doğu Akdeniz olunca takoz oluyorlar demişler. Ve devamında hainlerin yanında yer alanlara tepki gösteren Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, bunlar ideolojileri ve görüşleri farklı olup isimleri millet, aslı zillet olan ittifakta toplanmışlar. Ülkenin birlik ve beraberliğini hançer saplamak için her yolu deniyorlar. Millet bu zilletçilere geçit vermeyecek ifadelerini kullandı. Tabii bazen bu olayları görüyoruz ve diyoruz ki ne olacak yani? Bu kadar basit mi? Çamur at izi kalsın, kara propaganda yap, halkı kin ve nefrete teşvik et vesaire vesaire. Yani her isteyen istediğini yapacak mı? Bu soruya cevap verebilecek bir talepte haberin devamında. Devletin bütün imkanları seferber ettiği her kritik dönemde kirli siyaset yürüterek ülke ve millet düşmanlığı yapanların toplumsal barışa zarar verdiğini vurgulayan avukat Said Nursi Omaçsa, millet düşmanlığı yapanlar Türk Ceza Kanunu 301. madde kapsamında yargılanarak cezalandırılmalıdır görüşünü dile getirdi. Ümit ediyoruz ki adalet bu noktada da tesis edilir ve en azından yapanın yanına kar kalmaz. Evet, afet bölgeleriyle alakalı bir diğer haber manşetin hemen altında. Yerleşim yerlerine yönelik tehdit kalmadı demişler. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangın olmadığını belirterek Milas ve Köyceğiz dışındaki ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alındı dedi. Pakdemirli yanan alanların tamamının yeniden ağaçlandırılacağını vurguladı ve şu ana kadar Adana, Aydın, Osmaniye, Antalya, Muğla ve Mersin'de toplam 6 il, 22 ilçe, 172 köyde 7320 çiftçinin hasar tespitinin yapıldığını belirten Bakan Pakdemirli, hasar tespit çalışmaları biter bitmez en kısa sürede bunların ödemeleri yapılacak. Tarsim sigortasıyla alakalı bir hafta içerisinde tüm ödemeleri gerçekleştireceğiz. Antalya'ya 9 milyon lira daha para gönderdik diye konuştu demiş haberinde Yeni Akit gazetesi. Hemen manşetin yanında üst başlıkta yangını fitne ateşiyle körüklemeye çalışan siyasileri de gördük haberi var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK sonrası açıklamalarda bulunan parti sözcüsü Ömer Çelik, orman yangınları sonrasında yaşanan dezenformasyona dikkat çekerek, selfie çekerek yangına müdahale edilmiyor gibisinden yalana sarılanlar oldu. Bazı siyasilerin yangın ateşinin yanına fitne ateşi körüklemeye çalıştığını gördük dedi. Ve hemen altında Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, orman yakan kundakçıların 5 ile 6 yıl hapis yatıp çıkmasının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, idam olmuyorsa en azından müebbet hapis verilerek gün yüzü görmesinler sözleriyle tepki gösterdi demişler. Tabii cezanın manası nedir? Cezayı önlemek, suçu önlemek iki yollu oluyor. Bir, eğitimle suça düşmeden suçun önü alınarak, yani neden bu suçu işlememesi gerektiği eğitimle, bilgiyle, maneviyatla adına ne dersiniz deyin, suça giden yolları bilgiyle kapatmak. İki, eğer ki bu suça düştüysen, bu hataya düştüysen hem sana hem de
seni görebilecek potansiyel, bu suça düşebilecek potansiyelde olan insanlara caydırıcı olabilecek bir ceza olması. Tabii ceza kanunu, hukuk, anayasa, bunlar içerisinde ne kadar milliyiz, ne kadarı bizim değerlerimizde, ne kadarı sebep-sonuç dairesinde tesis edilmiş şeyler, bunlar da işte malumumuz. Neticede ortaya böyle bir şey çıkıyor. Bazen öyle haberler görüyoruz, öyle haberlere verilen, öyle hadiselere verilen kararların haberlerini görüyoruz ki toplumda bir infial uyanıyor. İşte geçtiğimiz gün gördük mesela trafikte, hatırlayın, Ankara yolunda bir kamyon sürücüsü bir motorluyu, motor sürücüsünü adeta hani yol vermemek de değil, canına kast edercesine üzerine arabayı kırıyor ve çok şükür ki yaralanarak kurtuluyor oradan motorcu. Ve bu olayın üzerine ifadeye çağrılıyor, ondan sonra serbest bırakılıyor. Şimdi biz bu haberleri çok görüyoruz. Peki bu haberleri gördükten sonra ne düşünüyoruz? Bu adam adeta cinayete teşebbüsle yargılanması gerekirken, ciddi bir ceza alması gerekirken nasıl oldu da serbest bırakıldı? İşte bu soruyu soruyoruz. Bu aklı olan bir insanın soracağı bir soru. Fakat sistem bu şekilde yürümüyor. Neden? Hukuk sisteminde bunun karşılığı var. Serbest bırakılıyor efendim. Adli bir dil var. Maddeleri var. İşte bilmem neleri var. Emsalleri var. Bu şekilde sonuçlar çıkıyor. Böyle hadiselerde bu sonuçları görmeye devam ettiğimiz müddetçe bizim adalete olan inancımız, bizim idarecilere olan güvenimiz, bizim suçlunun suçunun yanına kar kalması düşüncesiyle motivasyonumuz tamamen tükeniyor. Bu da toplum içerisindeki işte refahı, toplum içerisindeki barışı, toplum içerisindeki güveni zedeliyor. İşte bunun için yeni bir anayasa, yeni bir ceza kanunu, yeni bir hukuk değerlendirmesi yapılması ihtiyacındayız. Zira bir kaosun içerisine doğru koşar adım gidiyoruz. Evet, Yeni Akit gazetesinden de aktaracaklarımız bu kadar diyelim. Bir diğer gazetemize geçmeden önce şöyle sıradaki haberimize de bir bakalım. Haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberimizle devam edelim. Evet, Türkiye'nin insansız deniz aracı sürüşü göreve hazırlanıyor demişiz ama ben doğru okuyamamış olabilirim. Tekrar okuyalım. Türkiye'nin insansız deniz aracı sürüsü göreve hazırlanıyormuş efendim. Hep birlikte izliyoruz. Türk Savunma Sanayisi bünyesinde yürütülen insansız araç çözümleri deniz alanındaki çalışmalarla zenginleşiyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda insansız hava araçlarıyla operasyon sahasında elde edilen kazanımlar, kara ve deniz araçları, hatta bunların birlikte görev yapabildiği çözümlerle artırılmaya çalışılıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, insansız sistemler arasında sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı bir kabiliyeti daha yerli milli olarak geliştirdiklerini söyledi. Demir, insansız deniz araçlarına sürü yeteneğinin kazandırılması, otonomi ve çeşitli görevlerin icrasını hedeflediğimiz sürü İDA projemizde ilk aşamayı tamamladık, devamı gelecek dedi. Proje için Aselsan'ın Albatros insansız deniz aracı ailesine gelişmiş özellikleriyle Albatros S'de katıldı. Homojen ve heterojen dağınık mimaride sürü oluşturulmasına imkan veren projede Aselsan ve alt yüklenicileri tarafından yeni nesil yüksek manevra, denizcilik ve duruş kabiliyetli Albatros S İDA geliştirildi. Proje kapsamında deniz ortamı için taktik örgütsel haberleşme yeteneği de oluşturuldu. Projede ilk aşama çalışmaları tamamlanırken farklı görev ve formasyonların deneneceği ikinci aşama faaliyetleri devam ediyor. Yaklaşık 7 metre boyundaki İDA 40 knot üstünde hıza, 200 deniz mili üzerinde seyir menziline ve önemli miktarda faydalı yük kapasitesine sahip bulunuyor. Sürü İDA yerli ve milli özgün haberleşme sistemi, kontrol sistemi, çoklu haberleşme sistem mimarisi, GNSS ve haberleşme olmayan ortamda göreve devam edebilme gibi kabiliyetlerle çeşitli zorluk ve engellemelere karşı güvenle görevini sürdürebilecek.
İDA'lar sürü halinde otonom seyir, otonom formasyon değişimi, engelli ortamda otonom seyir ve otonom görev icrası gibi özellikleriyle Mavi Vatan'ın korunması ve kıyı emniyetinde önemli operasyonel kabiliyetler sunacak. Efendim maşallah diyoruz, Allah sayılarını artırsın diyoruz. Bunları görmek bizi gururlandırıyor. Hani nereden, nereden, nereye diyoruz ya. Esasında bunları çok öncelerden yapıyor olmamız lazımdı. Neticede bunlar teknoloji olarak belki hayatımıza yeni giriyor olsa da bu sistemlerin yenileniyor olması bakımından bir süreç içerisinde çok öncesinde sahip olmamız gereken envanterdi. Ama olsun, neresinden dönersek kârdır. Bugün itibariyle elimizde, envanterimizde bu araçlar, bu cihazlar, bu sistemler var. Buna da şükür. Peki bir de neye şükür? Onu söyleyelim. Sadece biz kullanmıyoruz bunları. Bu da aslında bu alanda nasıl bir güç olduğumuz ya da nasıl bir güce talip olduğumuzun da göstergesi. Türk savunma sanayi bünyesinde geliştirilen zırhlı muharebe araçlarının ihracatıyla ilgili efendim bir şükür haberimizde. Bu araçların ihracat başarılarına yenileri ekleniyor demiş haber merkezimiz. Hep birlikte izliyoruz. Türk savunma sanayisinde yürütülen çalışmalarla geliştirilen zırhlı muharebe araçları, sundukları kalite, yüksek performans ve maliyet avantajıyla ihracatta yeni başarılara imza atıyor. Türkiye'nin savunma sanayisinde yaptığı ihracatta zırhlı muharebe araçları önemli yer tutuyor. Farklı ihtiyaçlara cevap vermek için geliştirilen araçlara gösterilen ilgi özellikle son yıllarda artış gösteriyor. Türkiye'nin zırhlı muharebe aracı üreticilerinden Nurol Makina, başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere yurt içi ve dışındaki kullanıcılara yönelik Ejder Yalçın, Yörük, Ilgaz 2, Ejder Kunter ve Ejder Toma gibi bir dizi araç üretiyor. Bugüne kadar üretilen 1500'den fazla zırhlı araç 8 yıl gibi kısa sürede Katar, Kuveyt, Macaristan, Şili, Özbekistan, Senegal gibi farklı coğrafyalardaki ülkelerde göreve başladı. Söz konusu araçlar Türkiye dışında 14 ülkede kullanılırken bunlara son olarak bir Afrika ülkesi eklendi. Böylece ihracat yapılan ülke sayısı 15'e yükseldi. Türk zırhlılarına ilgi gösteren bir dizi ülkeyle görüşmeler de devam ediyor. Bu ülkelerden en dikkati çekeni ise Japonya. Nurol Makina, Japonya'da açılan zırhlı araç ihalesinde Yörük 4x4 ile ilk elemeyi geçen 5 firma arasına girmeyi başardı. Japonya, yükselen savunma bütçesiyle bu alandaki yeteneklerini ciddi biçimde artırmayı hedefliyor. Ülke aynı zamanda Asya-Pasifik pazarına giriş kapısı olması açısından da önem taşıyor. Türk zırhlıları 17-20 Ağustos'ta düzenlenecek ve çok sayıda ülkeden davetlinin katılacağı 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda bir kez daha vitrine çıkacak. Evet, o eski günler artık çok geride kalıyor. Yani askeri alandaki teçhizatı, araçları başka yerden alıp sonrasında yedek parça bulamadığımız ve yedek parçasını bakın herhangi bir esnaftan ya da bir serbest ticaret erbabından bahsetmiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri satın almış olduğu araçların yedek parçalarını kaçak yollarla temin ettiği günler gördü bu ülke. Tankının, işte savunma araçlarının, füze araçlarının vesaire bunların üreticileri bu ülkeye sattıktan sonra bakım ya da yedek parça hizmetlerini kafalarına göre vermeyebildiler. Peki biz ne yaptık? Kendi askerimiz, kendi Mehmetçiğimiz, subaylarımız kaçak yollarla kaçakçılardan bunların gereksinimlerini temin etmek mecburiyetinde kaldılar. Bugünse kendi araçlarımızı, savunma ve saldırı araçlarımızı ürettiğimiz gibi dünyaya da ihraç ediyoruz inşallah. Neden daha fazlası olmasın diyelim. Hepimiz meyve severiz. Kimimiz vardır ki sadece meyve olsa bana yeter. Kimimiz de yani Allah yaratmış tadına baksam yeterlidir benim için, abartmamak lazım düşüncesinde olabilir. Peki sizin için hani biraz çocuksu bir ifadeyle söylemek gerekirse en süper meyve hangisidir? Ben şöyle düşününce çok da
o an neye ihtiyacım varsa benim için en süper meyve odur gibi geliyor bana. Hani çok arada bir fikir beyan edemiyorum. Peki başkentli çiftçilerin süper meyvesi neymiş? Ben ilk defa duyuyorum. Daha önce rastlamamıştım. Belki haberimizi izleyecek olanlar da ilk defa duyacak olabilirler. Başkentli çiftçiler süper meyve Aronya'nın üretimini artırmak için kooperatif kuracaklarmış efendim. İzliyoruz. Başkentte 35 yıldır çiftçilik yapan Mustafa Sami Barsan, birçok hastalığa iyi geldiği için ABD'de süper meyve olarak anılan Aronya'nın üretimini artırmak için kooperatif kuracaklarını söyledi. Mustafa Sami Barsan, 35 yıldır çiftçilik yaptığını, şimdiye kadar birçok meyve, tıbbi ve aromatik bitki ürettiğini, araştırmalardan sonra ise en çok dikkatini çeken Aronya'yı üretmeye karar verdiğini anlattı. Üretime Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Günalan mahallesinde kurduğu çiftlikte başlayacağını aktaran Barsan, Aronya fidelerini 4 yıl önce Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden aldığını söyledi. Aronya en yüksek antioksidan meyvelerden bir tanesi. Bunlar yaş meyve olarak kullanılabiliyor. Kurusu yapılıyor, kurutularak, güneşte veya gölgede kurutularak kullanılabiliyor. Meyve suyu yapılıyor, kozmetikte, tıpta ve birçok gıdanın renklendirmesinde de kullanılan bir meyve olması hasebiyle biz Aronya'yı burada yetiştirmeye karar verdik. Verimliliği ve ekonomik değeri olarak da gayet hoşumuza giden bir meyve. Yakın çiftçilerimizden de buradaki 3 köyde de onlara da tavsiye ettik. Onlar da karlılık durumunu gördüğünden dolayı bizler de yetiştirelim. Bizler de nasıl yapabiliriz diye bizden bilgi almak istediler. Yeşili bile görmek ne kadar rahatlatıyor, ne kadar mutlu ediyor bizi. Hala tatilini yapmayanlar varsa onlar biraz kısmetliler. Daha tatile gidecekler. Şöyle bir belki kırda, doğada, bayırda gezip biraz ferahlayacaklar ama biz gibi tatilini bitirmiş, daha şimdiden gelecek senenin hayallerini kuranlar içinse bu manzaralar biraz ferahlatıcı. Efendim, hepimiz, birçoklarımız ailemizde, yakınımızda mutlaka işte kuraya girmiş olan, sıra bekleyen, kura sonuçlarını her yıl dört gözle bekleyen, sonucu olumsuz olduğunda mahzunlaşan, gözyaşlarına boğulan insanlar tanıyoruz. Neden bahsediyoruz? Tabii ki hac ve umre. Hac için durum böyle ama umre için de aslında keyfe keder gibi görünse de artık o eski imkanlar yok diyebiliriz. Neden? Çünkü dünyada bir salgın var. Zaten malumunuzdur ki 2 sene boyunca hac gerçekleşmedi, umre de yeni başladı. Peki şu an isteyen umreye gidebiliyor mu? Ya da biz gidebilecek miyiz? Dün bahsetmiştik, şimdi haberini hazırladık, hep birlikte izleyeceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Suudi Arabistan Hac ve Umre Başkanlığı'nın umre ibadeti için yurt dışından ziyaretçi kabul edeceğini duyurduğunu belirtti. Ancak ülkeye umre ziyareti için kabul edilecek ziyaretçilerin arasında ülkemiz vatandaşları bulunmuyor. Umre için Türkiye'nin de aralarında olduğu 33 ülkeden Suudi Arabistan'a ziyaretçi kabul edilmeyecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, umre için Türkiye'nin de aralarında olduğu 33 ülkeden Suudi Arabistan'a ziyaretçi kabul edilmeyeceğini, ancak listenin daha sonra güncellenebileceğini duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi. Duyuruda umre ziyaretinde bulunacakların, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet edeceklerin, Suudi Arabistan'da onaylı COVID-19 aşılarını yaptırmalarının ön koşul olduğu belirtilmiştir. Ayrıca COVID-19 tedbirlerine riayet edilerek günlük 60 bin, aylıksa yaklaşık 2 milyon umrecinin kabul edileceği kaydedilmiştir. Bununla beraber hangi ülkelerden umreci kabul edileceği ve ülkelere kaç kişilik kontenjan verileceğinin ise ülkelerin vaka sayıları da göz önünde bulundurularak ilerleyen günlerde netleşeceği paylaşılmıştır.
Ancak şu an için Türkiye, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, İran, Hindistan, Mısır, Lübnan'ın da bulunduğu 33 ülkeden umreci kabul edilmeyecek. Bu listeler ilerleyen günlerde belli periyotlarla güncellenecektir. Konuyla ilgili yeni gelişmeler olduğunda vatandaşlarımızla paylaşılacaktır. İnşallah bu şartlar yakın zamanda değişir. Tabii bunun arkasında hepimiz biliyoruz ki siyasi bir karar da var. Bu gelişmeler işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri vesaire İsrail'le yakınlaşması, Türkiye ve benzeri ülkeleri karşısına almaya çalışması. Tabii bu kararın arkasında siyasi bir karar da olduğunu biliyoruz ya da buna inanıyoruz. İnşallah bu süreç değişir. Zira hani Suudların ya da bir başkasının tek elinde olamayacak kadar kutsal ve ümmetin ortak değeri olan bir bölgeden bahsediyoruz. Kutsal topraklardan bahsediyoruz. Evet, bugün dün olduğu gibi bugün de ve bundan sonra da belki hemen hemen her gün duyacağımız bölgeden bir haberle devam ediyoruz. Afganistan'a gidiyoruz efendim. Afganistan Savunma Bakanlığı Taliban'a karşı hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Afganistan Savunma Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinin Dant, Zirey ve merkez ilçelerinde Taliban'a karşı hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda 16 Taliban üyesinin öldürüldüğü ifade edilirken 6 militanın da yaralandığı bildirildi. Açıklamada saldırıda Taliban'a ait 6 sığınak, 3 motosiklet, çok sayıda silah ve mühimmatın imha edildiği kaydedildi. Afganistan'daki sivil ölümleri 2021'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %47 arttı. Ülkede 2021'in ilk 6 ayında 1659 sivil hayatını kaybetti, 3254'ü ise yaralandı. Bu istatistik, ABD öncülüğündeki uluslararası güçlerin ülkeden çekilmeye başladığı Mayıs ayından bu yana ülke çapında çatışmaların arttığını ve bu dönemde hayatını kaybeden sivillerin sayısında artış kaydedildiğini ortaya koyuyor. Buna göre sadece bu yıl Mayıs'ta Haziran ayında 783 sivil çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti, 1609 sivil ise yaralandı. Raporda bunun 2009 yılından beri bu aylarda kaydedilen en yüksek sayı olduğuna dikkat çekildi. Evet, bir diğer haberimiz, yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberlerle devam ediyoruz. Bir diğer haberimiz de Esed rejimi saldırılarıyla Türkmen Dağı'nda orman yangını çıkardı efendim. Suriye'deki Beşar Esed rejiminin düzenlediği saldırılar sonrası Laskiyeli'nin kuzeyindeki Türkmen Dağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı. Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların Türkmen Dağı bölgesine karadan karaya atış yapılan silahlarla düzenlediği saldırıların ardından gece saatlerinde Sellor ve Keles köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın meydana geldi. Yangın bölge halkının müdahalesiyle ve sabah erken saatlerde başlayan yağmurla büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bazı bölgelerde yer yer süren yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Evet sevgili izleyenler ve kıymetli dinleyenler, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberler böyleydi. Biz yine gazetelere dönelim. Süremiz itibariyle yetişebildiği yere kadar devam edelim. Sırada Yeni Şafak gazetemiz var ve Yeni Şafak gazetesinin manşetiyle devam ediyoruz efendim. FETÖ'de para ve güç savaşı denmiş. Hepsi Gülen'in ölümünü bekliyorlar başlığının hemen altını okuyoruz. 1966'da İzmir Kestane Pazarı'nda kurulan FETÖ'de 17-25 Aralık ve 15 Temmuz'daki darbe girişimlerinden sonra büyük bir çöküş yaşandı. Elebaşı Fethullah Gülen'in sağlık durumunun bozulduğunu, son dönemde ise artık gizlenemeyen hatta açık
oynanan bir liderlik, güç ve para savaşı var. Yeni Şafak, Gülen sonrası için hazırlanan 5 kliği ve karşılıklı hamleleri araştırdı demiş ve şimdi o 5 kliği inceliyoruz, okuyoruz. Gülen işaret etti demişler. 1. Birinci grup gelenekçiler. Bu grubun liderini her fani gibi öleceğiz ancak hareketin başında birinin olması lazım. Ben İsmail Efendi'yi, İsmail Büyükçelebi uygun görüyorum diyen Gülen belirledi. Örgütün kurucu ekibi ve hibmet paraları bu ekipte demişler. İkinci olarak Möz olarak bilinen ikinci kliğin başı örgüte 1967'den sonra giren ikinci kuşaktan Mustafa Özcan. Gülen ABD'ye gittikten sonra Türkiye'de liderliği oynadı. Hizmetin başına ben geçeceğim diyen Özcan uzun süre örgütün ekonomik kaynaklarını yönetti ve rakiplerini saf dışı etti demiş Yeni Şafak. Gruplardan biri de Barbaros Koca Kurtçular. Gizemli haşhaşi olarak adlandırılan Koca Kurt, örgüt üyesi, askeri ve polis öğrencilerinin ilk mahrem abisi. 17-25 Aralık kumpasında polisleri dakika dakika yönlendiren isim, İngiltere'deki Mustafa Yeşil ve Akın İpek de bu ekipte demişler. FETÖ'de tüm paralarla aralarını iyi tutan, FETÖ'de tüm gruplarla aralarını iyi tutan, güç dengesine göre pozisyon belirleyen dördüncü bir ekip bulunuyor. Gülen'in özel sekreteri Cevdet Türkyolu. İsrail İmamı Harun Tokak ve Firari Emniyet İmamı Kozanlı Ömer ilk akla gelen isimler demişler dördüncü grup için. Kendilerini yenilikçi olarak anan 5. grupsa örgüte yeni bir ideoloji ve strateji gerektiğini savunuyor. Yaşadıkları çıkmazı eski kuşak yöneticilere bağlıyor. Aralarında Önder Aytaç, Bülent Keneş, Emrullah Uslu, Gökhan Baçık, Sevgi Akarçeşme, Ahmet Dönmez var demişler. Haberin detayı yine gazetenin içerisinde yer alıyor efendim. FETÖ manşetiyle Yeni Şafak gazetesini okumaya devam ediyoruz. Manşetin hemen altında ABD geri dönemedi. Biden başkanlık koltuğuna küreselcilerin ABD geri döndü sloganlarıyla oturdu. Ancak Afganistan'dan çekilme de dahil gelişmeler bunun pek mümkün olmadığını gösterdi. National Interest'in ABD'nin çeşitli bölgelerde askeri varlığını azalttığı, müttefiklere söz geçiremediği ve uzun süreli operasyonlarda üstünlük sağlayamadığı tespiti de bunu gösteriyor demişler. Böyle devam etsinler. Mümkünse de hani o efsane geri döndü klişesiyle değerlendirecek olursak, eski günlerini bir daha göremesin. O zulüm dolu, kan dolu, vahşet dolu günlerini mümkünse bir daha görmesinler efendim. Yeni Şafak gazetesinde hemen yukarıya çıkıyoruz. Hayvanlara çadır istedik geldi demiş efendim. Yeni Şafak gazetesi Marmaris'teki orman yangınlarından en fazla zarar gören yerleşim yerlerinden biri Osmaniye Mahallesi. Köyde yaşayan 14 ailenin de evi yandı, ahırlar küle döndü, geçim kaynağı çam balığı ormanın yanmasıyla yok oldu. Köylülerin tesellisi can kaybı olmaması. Şimdilik konteynerde yaşayan Kazım Aykutalp, köpeklerimiz güneşte kalmasın diye çadır talep ettik, onu gönderdiler demişler. Ve hemen altında 10 günde 19 bin sorti başlığıyla bir haber yer alıyor. Uçak ve helikopterler Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarını söndürmek için toplam 19.140 sorti yaparak alevlerin üzerine 75 bin ton su boşalttı demiş Yeni Şafak haberinde. Tabii gönül ister ki bu haberler böyle çok da küçük puntolarla yazılmasın. Tabii görmek istemeyenin gözünün içine soksanız da bunları göremeyeceklerdir. Ama işte hani uçak göremiyoruz, havada uçak yok, helikopter yok, uçak mı daha iyi olur, helikopter mi daha iyi olur diyenler var. İşte görüyoruz efendim 10 günde 19 bin sorti yapılmış.
Bu uçaklar kalkıyorlar, iniyorlar, durmuyorlar. Yerde işçiler 8 gündür, 9 gündür, 10 gündür uyku, durak bilmeksizin çalışıyorlar. Ama birilerine göre yangın isteseydiler durdurulacaktı mesabesinde bir ön durumken böylesi bir afete dönüştü değerlendirmesiyle sunuluyor maalesef ki. Evet kıymetli izleyenler ve sevgili dinleyenler, Lale Gül TV, Lale Gül FM ortak yayınıyla sizlere ulaştırdığımız Yeni Gün Başlıyor programının sonuna geldik. Bugün bizden bu kadar diyelim. Yetiştiremediğimiz haberlerimiz, gazetelerimiz oldu ama olabildiği kadar çok haberi sizlere ulaştırmaya çalıştık. Yarın yine aynı saatte inşallah 8'de görüşmek ümidiyle. İyilikle kalın, Allah'a emanet olun.